Sekizinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 140 santigrat derecede 2 gram su buharı çevresine 1250 kalori ısı veriyor. Son durumda suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Yine ısı sıcaklık grafiğini çizelim. 140'tan başlayacak bu sefer. 100'e kadar inecek. 100'de bir hal değişimi var. Hal değişimini tamamladıktan sonra inmeye devam edecek. En son kaça kadar ineceğini bilmiyoruz. Şimdi ilk eğri çizgi için mc delta t formülünü kullanacağım. İkinci düz çizgi için ml formülünü kullanacağım. Üçüncü eğik çizgi için mc delta t formülünü kullanacağım. Q1 için yapalım. Kütle 2. Burada c yerine c su buharı yani 0,5 yazmam gerekiyor. Çarpı sıcaklık değişimi 140'tan 100'e inmiş yani 40 eşittir dedim, sıfırlar gitti, 4 kere 5 20 çarptım 40 kalori. Q2 için yazalım, kütle 2 L buhar 540 çarptım 1080. Bize soruda diyor ki toplamda 1250 kalori ısı veriyormuş. Şimdi 40 kalori ve 1080 kaloriyi verdi. Yani toplamda 40 artı 1080 1120 kalorilik ısı verdi. O zaman geriye kaç kalori ısı kaldığını yazıyorum. 1250 ısı vermesi gerekiyor. Bunun 1120'sini vermiş. Demek ki geriye 130 kalori kalmış. Bu 130 kalori Q3'e eşit. Q3 yerine 130 yazıyorum. Eşittir. Kütle 2 çarpı artık su C yerine C su yazmalıyım. 1 çarpı delta T. 130'u 2'ye böldüm. Buradan delta T 65. Sıcaklık değişimi 65. Bize son sıcaklığı soruyor. 100'den itibaren 65 azalmış. O yüzden 100'den 65'i çıkartıyorum. Cevabımız 35 santigrat derece yani A şıkkı. 9. soruda. Özgül ısısı 0,5 olan bir katı maddenin sıcaklık ısı grafiği verilmiştir. Maddenin erime ısısını soruyor. Yine arkadaşlar şu eğik çizgi için mc delta t yazacağım. Düz çizgi için ml yazacağım. Önce Q1'i yazalım. 0'dan 300'e çıkmış. Isı 300 eşittir. Kütlesini bilmiyorum. C'si 0,5 çarpı delta t 40. Sıfırlar gitti. 4 kere 5 20. 30'u 20'ye böldüm. Kütle 15 gram. Şimdi bu düz çizgi için formülü yazalım. Düz çizgi için formül ml 300'den 600'e çıkmış. Yani aradaki ısı 300. Q2 yerine 300 yazıyorum. Eşittir. Kütleyi 15 bulmuştuk. Çarpı L. 300'ü 15'e böldüğümde cevap 20 kalori bölü gram. Yani B şıkkı. 10. soruda. Bir kapta 80 santigrat derece sıcaklıkta 100 gram su vardır. Bu kaptaki suyun denge sıcaklığının 40 santigrat derece olabilmesi için kaba 20 santigrat derece sıcaklıktaki sudan kaç gram eklenmelidir? Verilen ısı alınan ısıya eşittir formülünü kullanıyorum. Isıyı veren madde için mc delta t yazıyorum. Isıyı alan madde için mc delta t yazıyorum ve bundan ikisini birbirine eşitliyorum. Isıyı veren madde sıcaklığı yüksek olan madde yani 80 derecedeki madde. Kütlesi 100. M yerine 100 yazdım. C su 1 çarpı 80'den 40'a düşmüş. Yani sıcaklık değişimi 40 eşittir. Diğer maddenin kütlesini bilmiyorum. C su yine 1. Delta T 20 derece sıcaklığındaymış bu. 20'den 40'a çıkmış. Yani değişim 20. 20 ile 40'ı sadeleştirirsem buradan 2 kaldı. 100 ile 2'yi çarparsam arkadaşlar ilave etmem gereken su miktarı 200 gram yani D şıkkı. 11. soruda. Şekildeki kaplarda belirtilen kütlede ve sıcaklıkta sular vardır. Bu kaplardaki sular karıştırılıyor. Denge sıcaklığı ne olur? Şimdi bu tür üçlü sorularda şöyle bir formülümüz var. Kütlelerle sıcaklıkları çarpıyoruz. Bunu bütün kaplar için yapıyoruz ve topluyoruz. Bölü toplam kütle diyoruz. Şöyle. 100 gram ve 20 santigrat derece. 100 ile 20'yi çarptım. 2000 artı 100 gram ve 80 santigrat derece. Bunları çarptım. 8000 artı
200 ve 30 bunları çarptım 6000 bölü toplam kütle 100 gram 100 gram 200 gram topladım 400 gram eşittir. Bunları topladım 2000 8000 10000 6000 de burada var 16000 bölü 400 sıfırlar gitti 160'ı 4'e bölersem cevap 40 santigrat derece yani C şıkkı. 12. soruda şekildeki ısı cihazlatılmış kap birim zamanda eşit kütlede yani debilere eşit diyor. Sırasıyla 60 ve 20 derece sıcaklığında sulara katan KL musluklarıyla dolduruluyor. Kabın yarısı doldurulduktan sonra K musluğu kapatılıyor. Burası önemli. Yani kabın ilk yarısını 2 muslukla birlikte dolduruyorum. Kabın ikinci yarısını sadece L ile dolduruyorum. Dolayısıyla kabın ikinci yarısının sıcaklığı 20 derece. Peki ilk yarısının sıcaklığı ne? Debisi eşit olduğu için bunların ortalamalarını alabilirim. Yani toplayıp 2'ye bölebilirim. 60 artı 20 bölü 2, 80 bölü 2 yani 40. Bütün kaba geldiğimde ise ilk yarısı 20, son yarısı 40. Yine toplayıp 2'ye bölüyorum yarım yarım olduğu için. 20 artı 40 bölü 2 yani 60 bölü 2. Cevap 30 santigrat derece yani A şıkkı. 13. soruda. X, Y, Z kaplarındaki suların kütleleri ve sıcaklıkları tabloda verilmiş. Yeterince büyük X kabına. Önce Y kabındaki su boşaltıldığında denge sıcaklığı T1. Biraz önceki formülü X ve Y için yazalım arkadaşlar. X için kütleyle sıcaklığı çarpıyorum. Y için kütleyle sıcaklığı çarpıyorum. Topluyorum. Bölü toplam kütle diyorum. X'in kütlesi 100. Sıcaklığı 20. Çarptım 2000 artı. Y'nin sıcaklığı 40 kütlesi 100 çarptım 4000 bölü toplam kütle ikisi de 100-200. 6000 bölü 200 bunları sadeleştirirsem 30 santigrat derece T1-30. Buradan sonrası önemli. Diyor ki daha sonra Z kabındaki su boşaltıldığında yani artık elimde X ve Y karışımı var. Bu karışımın özelliklerine sıcaklığı 30 derece. 100 gram 100 gram toplamda 200 gram. Bu karışıma Z'yi ekliyorum. O zaman son sıcaklık için formülü bu karışım ve Z için yazacağım. Karışımın kütlesi 200, sıcaklığı 30 çarptım 6000 artı Z'nin kütlesi 40, sıcaklığı 60 çarptım 24000 bölü toplam kütle 200 gram karışım 400 gram da Z topladım 600. 24000 ile 6000'i topladım 30000. Bölü 600 sıfırlar gitti. 300'ü 6'ya bölersek 50 santigrat derece. T2 de 50 santigrat derece. Yani cevabımız B şıkkı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.